Arkadaşlar tekrar merhaba. 8. haftada bana tekrar zaman ayırdığınız için, beni ciddiye aldığınız için, dinlediğiniz için, ayrıca sorularınızla, yorumlarınızla katıldığınız için teşekkür ederim. Kendimi geliştirmem ve tekrar geliştirdiklerimi size paylaşabilmem konusunda bana şans tanımış oluyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız. Şimdi şöyle aslında bu konunun içeriği, yani bu haftanın içeriği hikaye anlatıcılığı, hikaye. Ama genel bir başlık, hikaye anlatıcılığı. Oysa ki hepimizin birer hikayesi var ve hikayesi olmalı ayrıca. O sadece olması yetmiyor. Bu hikayeyi anlatım şekli çok önemli. Haliyle kendi hikayenizi yazmalısınız. Yazmalıyız hep beraber. Yani kendi hikayemizi. Geçen haftalarda bahsetmiştim. Şimdi mutlu bir birey olabilmenin yolu kişisel marka değerimizi artırmak ve kendi hikayemizi yazmamızdan geçiyor. Ve bu hikayenin yönetmeni, yani kendi hikayemizin yönetmeni, aynı zamanda başrolü biz olmalıyız. Daha önce de bahsetmiştim hani bu El Alem Partisi'nden. Şimdi kendi hikayemizi yazarak, kendi hikayemizin yönetmeni ve başrolü olursak haliyle El Alem Partisi, eğer bize izin verirsek, bizim filmimizde figüran olabilirler. Ya da yardımcı oyuncu olabilirler vesaire vesaire. Bir sürü, yani 100 tane ana başlık var. Bir filmin oluşmasında gereken kişi sayısı. Ama etkili olan siz olursunuz. Yani kendi hikayenizi yazarsanız onlar daha az etkili olur. Ya da kötü olan şey şu, çoğunluk olarak herkesin yaptığı şey, bir başkasının hikayesinde figüran olursunuz. Bunu unutmayın. Eğer kendi hikayenizi yazmazsanız, kendi hikayenizi doğru yazmazsanız, kendi hikayenizi doğru anlatmazsanız bir başkasının hikayesinde küçük bir büyüğün küçük bir parçası olursunuz. O yüzden kendi hikayemizi yazmalıyız. Şimdi öncelikle hikaye anlatıcılığı denen şeyi öğrenmelisiniz. Yani bu sayede kendi hikayenizi yazacaksınız ve kendi hikayeniz üzerinden doğru iletişim kuracaksınız. Haliyle karşılık bulacaksınız. İlk hafta nasıl başlamıştık? Kişisel markalaşma denen şeye karşılığını alamıyorumdu. İnsanlardan ve olaylardan, zamandan hak ettiğim maddi manevi karşılığımı alamıyorum. O zaman anlatamıyorum değildi. Pardon, beni anlamıyorlar değil, anlatamıyorumdu. Haliyle kendi hikayenizi, o içiniz, özünüzden başlayan, dışa doğru yansıyan hikayenizi de anlatabilmeyi ve ifade edebilmeyi öğrenebilmelisiniz ki karşılık bulabilirsiniz. Şimdi bu hikaye anlatıcılığı denen şey tarih kadar eski, her kültür ve toplumda kendine yer bulmuş bir çeşit aslında sanat formu. Şöyle bir geçmişe doğru bir hatırlayın. Ailelerde, mahallelerde böyle yaşlı insanlar olur, bilge ve sizi oturtur ya da etrafına insanlar oturur. O böyle kendi hikayesini ya da etkilendiği hikayeleri şey yaparak, betimleyerek anlatmaya çalışır, anlatır ve çok etkileniriz. Ve hikayeler aslında karşı tarafla bizim aramızda böyle bir karşılıklı empatik bir bağ kurar ve hikaye beynimize kazınır. O hikayeyi unutmayız, hikayeyi anlatan kişiyi unutmayız, hikayedeki karakterleri unutmayız. Böyle bir silsile devam eder. O yüzden bir düz anlatımla hikaye anlatıcılığı ve aslında hikaye mühendisliği arasında fark vardır. Şimdi bunu öğrenmek çok zor değil. Ama öğrendikten sonra pratik etmek, bu pratikle mükemmelleştirmek ve hikaye anlatabildikten sonra, öncelikle kendi hikayenizi yazıp
Hikayenizi anlatabildikten sonra aldığınız karşılık, yaşamdan ve insanlardan aldığınız karşılık sizi fazlaca tatmin edecek, haliyle mutlu edecek. Şimdi hikaye anlatabilmek için birazcık yaratıcılık gerekiyor. Aslında en büyük yaratıcı yukarıdaki bize de vermiş o özelliği. Yani bizim mevcut olan sıfırdan değil ama mevcut olan şeylerden alıntı yaparak ya da bunları birbirine bağlayarak yaratıcılık denen bir yeteneğimiz var hepimizin. İmgeleme, yani hayal etme, canlandırma, resimleme dediğimiz şey. Bir hikayeyi anlatabilmek için yaratıcılık gerekecek tabii ki. İmgeleme gerekecek. Birazcık vizyonlamanız gerekiyor. Yani o vizyonu ileri doğru koymanız, nereye gideceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yetenek ya da aslında yetenekten daha çok eğilim gerekiyor. Yani bunu yapabilme isteğiniz ortaya çıkmış olması gerekiyor. Bir de uygulama yapmanız gerekiyor. Yani hikaye anlatımı dediğiniz şey böyle bir defada olabilecek bir şey değil. Fakat pratik refleksinizle, pratik cesaretinizle sürekli denedikçe emin olun bir sonraki hikayeniz bir öncekinden daha da keyifli, daha da dinlenir, anlaşılır, unutulmaz hale gelir. Onu söyleyeyim. Şimdi kendi alanımla ilgili bir örnek vereyim. Daha doğru anlayacaksınız. Hepimizin ortak konusu olabilir. Bir film, yerli film ya da işte Hollywood filmi tutuyor ya da tutmuyor, başarılı oluyor ya da olmuyor. Bazı filmler çok konuşuluyor, bazıları hiç konuşulmuyor. Arkadaşlar herkes bir yorum yapıyor. Diyor ki işte cast kötüydü, oyuncular işte ünlü oyuncu esas olan esas kız olmadığı için tutmadı. Kimisi diyor ki işte görüntüler çok kötüydü, kimisi diyor ki mekanlar kötüydü, kimisi diyor ki montaj, kurgu, müzik kötüydü, işte yayınlandığı kanal kötüydü, saat yanlıştı falan filan. Şimdi bunların hepsi havada uçuşan böyle hani bizim gibi birazcık daha geri kalmış, kendini yetiştirememiş, vasatın daha böyle üstlerde sayıldığı sanal durumlarda herkes her şeyden anlıyor. Yani siyasetten anlıyor, futboldan anlıyor, filmden anlıyor, anlıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Oysa ki ben size bunun cevabını söyleyeyim, istatistiksel cevabını söyleyeyim. Filmlerin ya da kitapların aynı şekilde bir romanın başarısının ya da başarısızlığının birincil sebebi hikaye değildir. O hikayenin nasıl anlatıldığıdır. Hikayenin ne kadar komplike olduğu, ne kadar orijinal olduğu, işte ne kadar sarmal olduğu, bunun bir önemi yok. Yani tutup bir elle ilgili bir film yapabilir birisi. Ya diyebilirsin ki ya elle ilgili film mi olur? Yani ne anlatacaksın 90 dakika boyunca bir el? Yani öbür tarafta büyük bir hırsızlık hikayesi var. İşte o şey yapıyorlar, planlıyorlar, maskeler takıyorlar, birilerini kaçırıyorlar falan, komplike. Öbür film tutmazken işte bir elle ilgili yapılmış bir film tutabilir. İki tane hikaye var. Hatta bu bir tane hikaye. Orada işte diyelim ki bir hırsızlık filminde ya da romanında bir sürü değişken olabilir, karakter olabilir. Biri tutmazken diğeri tutuyor olabilir. Buradaki sır, buradaki cevap şu. Hikayenin ne olduğu değil, hikayenin nasıl anlatıldığı. Haliyle ilk haftalarda konuşmuştuk. Hayatın her anı sunum, evet. Her an sunum yapmaya çalışıyoruz. Şu an benim size yapmaya çalıştığım gibi. Her ikili iletişim aslında bir sunum. Peki, her ikili iletişimde sunumun birinci unsuru karşı tarafa ürettiğim şeyi satabilmek. Yani haliyle hikayeyi üretmek değil, bu hikayeyi nasıl satacağınız önemli. Hikayeyi sattıran şey de hikayenin nasıl anlatıldığı. Hepimizin hikayeleri var. İşte kimimiz dayak yemiş, kimimiz yoksulluk çekmiş, kimimiz sınıfta kalmış, kimimiz kopya çekerken yakalanmış, kimimiz kopya çekmediği halde arkadaşlar ona iftira attığı için üzerine kalmış iş, onu cezasını çekmek durumunda kalmış, disipline gitmiş. Kimimiz aile içinde iftiraya uğramış, kimimiz
haksızlığa uğramış uğur, yani o kadar çok hikayelerimiz var ki hepimizin. Peki şunu unutmayacağız, bu hikayelerin tamamı yaşadığımız iyi ya da kötü şeyler aslında bizi büyütmek için, dünya denen okulda bizi büyütmek için ihtiyacımız olan şeylerin sahne olarak önümüze gelmesi ve biz hikayemiz iyi ya da kötü olsun ki bu insanlara göre değişir, iyi ya da kötü denen şey nasıl anlattığımız önemli. Yani hikaye anlatmayı öğrenmeliyiz. Bunun bir matematiği var, bir mühendisliği var. Kendi hikayemizi de eğer bu mühendislik evresinden geçirip işimizde, özelimizde kullanabiliyorsak kendi hikayemizi anlatmayı arkadaşlar, o zaman orijinal, özgün, samimi, dinlenir, anlaşılır, değer verilir, güven duyulan, değerli görülen bir kişi haline gelebiliriz. Hem kendimize hem diğer insanlara. Evet. Şimdi hepimiz baştan söylemiştik. Burası bir kişisel markalaşma sohbet ortamı. Sadece ürünlerin, hizmetlerin değil, hepimiz bir markayız ve hepimizin birer marka değeri var. İşte benim adım, soyadım. İşte Fatma'nın adı, soyadı veyahut da işte Ömer Faruk'un adı, soyadı. Yani hepimiz birer markayız. Ama hepimizin marka değeri olması gerektiği, hani bize verilmiş donanım, yazılımın hakkını verebiliyor muyuz? Yani kendimizi o derece geliştirebilmiş miyiz? O marka değerine, yani bizde olan potansiyele ulaşabilmiş miyiz? Aslında tekamül denen şey de bu. Buna doğru çaba göstermemiz gerekiyor. Yani marka değerimizi artırmamız, kendimizi ifade etmemiz, diğer insanların kendini ifade ettiğinde onları anlamamız ve onlarla doğru iletişebilmemiz, çaba göstermemiz, çalışmamız, kazanmamız, kazandığımızı bölüşmemiz, mutlu olmaya çalışmamız, mutlu olduğumuzda bu mutluluğumuzu diğer insanlara bulaştırmamız, mutsuz olduğumuzda diğer insanlardan bunu korumamız gibi böyle bir matematiksel sistem. Şimdi hikaye aslında gerçekle öyküleri bir arada kullanma sanatı, öyle söyleyebiliriz bunu. Yani bazı hikayeler gerçeklerden oluşuyor. Hepimiz bunu yapıyoruz, anlatıyoruz. Bazen gerçekleri anlatıyoruz. Bazen bazı hikayelerde ana mesajı, yani ana mesajı daha iyi anlatabilmek için ya da güçlendirebilmek için süslemeler yapabiliyoruz. Yani ve doğaçlamayla anlatabiliyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Hikayelerin şöyle bir özelliği var. Yani hikaye anlatabildiğimizde, o forma sokabildiğimizi, hikayelerin dili evrensel. Eğer bizim hikayemizin de dili evrensel değilse, o zaman hem yazımımızda hem anlatımımızda birazcık daha ders çalışmamız gerekiyor. Hikayemizi bir evrensel insan formuna taşımamız gerekiyor. Peki, şimdi evrensel hikayeler, dil, din, İşte ırk, her türlü farklılık tarafından anlaşılabiliyor. Yani örnek vereyim, işte yabancı bir film izliyorsunuz ya da başka dilde yazılmış bir kitap okuyorsunuz ve ağlıyorsunuz ya da gülüyorsunuz. Oysa ki o bir, hani bizim olmayan, başka bir topluma, başka bir kültüre ait olan bir hikayenin onların dilinde anlatımı. Haliyle hikaye evrensel olduğunda dünyadaki tüm farklı insanlar tarafından aynı ya da birbirine benzeş duygular yaratabiliyor, üretebiliyor. Hikaye karşı tarafla bizim aramızda bir bağ kurmamızı sağlıyor. O yüzden biz ben yaptım oldu demeyeceğiz. Kendi hikayemizi bir evrensel forma taşımaya çalışacağız. Şimdi böyle teorik, düpedüz bir anlatım yapmayı sevmiyorum ben. Ya da direkt kuramsal. Daha çok örneklerle, gerçek hayattan parçalarla birleştirerek anlatmayı seviyorum. Çünkü bu şekilde özdeşleştirmeler
ya da hikaye, küçük hikayecikler daha anlaşılır ve daha akılda kalır oluyor. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Şöyle örnek vereyim. Hikayenin neden önemli olduğu ya da bizim kullanıcı alışkanlıklarımızla ilgili. Şimdi film izliyoruz hepimiz. O film izlediğimiz süre boyunca filmin gerçekliğine inanıyoruz. Düşünün, aslında çok saçma bir durum. Yani bir tane karşımızda plastik, işte plastikten ya da camdan bir kutu. Kutunun içerisinde resimler beliriyor. Belli yansımalar var, renk değişimleri var. Biz ona bakıyoruz. Sanki onun içinde insanlar, hani oysaki o bir perde. Fakat biz onu izlerken gerçek dünyayı unutup gerçekmişçesine sanki o kutunun içerisine giriyoruz ve kendimize orada bir yer ediniyoruz. Peki neden film izliyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Şunun için bir, üç tane sebep olabilir, ana sebep artırılabilir ama ben ana sebepleri söyleyeyim size. Birincisi, bizim gibi, kendimiz gibi bir karakter bulursak bir filmde ya da bir romanda da aynı şey geçerli. Kendimizle onu özdeşleştiriyoruz. Diyoruz ki bu karakter aynı benim gibi. Ve onu izlemeye başlıyoruz. Kendimizde onu buluyoruz. Birincisi bu. İkincisi, bizim gibi olmayan ama olmak istediğimiz bir karakteri buluyoruz. Yani rol model alacağımız bir karakteri buluyoruz ve o yüzden belki de o filmi izliyoruz. Peki, üçüncüsü de olmak istemediğimiz bir karakter bulduğumuzda o filmi izliyoruz. Yani kötü bir karakter, biz öyle bir karakter değiliz ve öyle biri olmak istemiyoruz. O yüzden de o filmi izliyor olabiliriz. Bunun gibi bu artırılabilir. Yani haliyle o hikaye bizim hayal gücümüzü ve tutkumuzu harekete geçiriyor. Haliyle dinleyiciler, yani bu tarafa gelelim, bize doğru gelelim. Bizim anlatıcılarımız, şey anlattığımız dinleyicilerle bizim aramızda bir topluluk hissi yaratıyor hikayeler. Şöyle hatırlayın. Bir tane yaşı büyük biri ailenizde ya da bir toplumda ya da okulda sevdiğiniz bir hoca sohbetinde düşünün. Oturmuş bir şey anlatıyor. Eğer o anlattığı hikaye genele hitap ediyor ve doğru bir dille anlatılıyorsa orada o dinlediğiniz şey mutlu ediyor anlatıcıdan dolayı ve diğerlerinden dolayı ve kendinizi böyle bir topluluk içerisinde o topluluğa ait hissediyorsunuz. Topluluk hissi veriyor size. Hikayelerin böyle güçleri var. Ki düşünün bir film milyonlarca kişi tarafından izlenebiliyor ve o filmi izleyen herkes aslında kendini aynı topluluğun bir parçası gibi görüyor. Ya da işte bir TEDx konuşmacısının veyahut da kendi toplumunuzda, kendi küçük çevrenizde eğer böyle bir lider karakteriniz varsa, öğretici karakteriniz varsa ve öne çıkıyorsanız, daha böyle mütevazı, diğer insanlara yardım eden, onları anlayan, dinleyen biriyseniz haliyle sizinle iletişimde kalmak, sizinle iletişimde olmak ve diğerlerinin de aynı şekilde sizin gibi onunla iletişim kurmasını bilmek size o topluluğun bir parçası olma mutluluğunu yaşatıyor ve bir topluluk hissi veriyor. Böylece bu aidiyet duygusuyla kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Yani aslında hikayenizi anlatmak sözcüklerle resim çizmek gibi bir şey. Yani kendi resminizi çiziyorsunuz ama kendi resminizi çizerken boya kullanmak yerine sözcükleri kullanıyorsunuz. Ve kendi kişisel markanızın anlatıcısı oluyorsunuz. Şimdi hikaye dediğiniz şey işte bilgiyi paylaşmak, izah etmek ve satmanın bir yolu. Biraz önce bahsetmiştim, yani ürettiğimiz şeyi, ürettiğimiz hikayeyi anlatarak, doğru anlatarak, anlatım yoluyla satmamız gerekiyor ki paylaşmamız gerekiyor ki bir karşılık bulabilelim, karşılığını alabilelim. Yani hayatın her anı sunum.
Unutmuyoruz. Evet. Bazen bir hikaye yeni bir fikri anlamamız için, yeni bir fikri anlamamız için bize aslında yol sunuyor. Şöyle düşün, işte bir matematik öğretmeni bir problemi anlatırken hayattan örnekler veriyor. Birçoğumuz bunu yaşamışızdır. Aslında bir hikaye anlatıyor. Yani onu hikayeleştiriyor. Çünkü dediğim gibi normal bir konuşma ya anlatımdansa hikayeli bir anlatma karşı tarafın algısında doğru anlaması, beynine onu sabitlemesi, kişiyi, karakterleri vesaire gibi şeyler sağlıyor. Haliyle çok önemli bir konu. Yani sunum konusunda, ifade konusunda, anlatma ve anlayabilme konusunda bu hikaye işini, yani hikaye anlatıcılığı, hikayeyi yazma, doğru yazma ve hikaye anlatma işini, hikaye anlatıcılığı işini ciddiye almanız, üzerinde durmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hikaye bir yandan soyut kavramları somutlaştırıyor. Yani düşünce olan şeyleri aslında şekle büründürüyor. Ve aynı zamanda karmaşık olan mesajları basitleştiriyor hikayeleştirdiğinizde. Yani hikayeyle anlatım yapmadığınızda karşı tarafın bizi anlaması, algılamasıyla aynı anlatım seviyesiyle hikayeleştirdiğimizde karmaşık dahi olsa anlattığımız şey hikaye anlatım şeklinden dolayı karşı taraf için daha basit oluyor algılanmak, anlaşılmak haliyle önemli. Örneğin Apple'ın hikayesini, Steve Jobs'ın hikayesini okuyan vardır aranızda. Okumadıysanız da okuyun. Güzel bir hani biyografi ve hikayeler silsilesi öyle söyleyeyim. Şimdi Apple'a kadar genelde iş yerlerinde ve böyle büyük teknik alanlarda bilgisayarlar kullanıyor. Büyük büyük bilgisayarlar. Apple'la birlikte adamın çözdüğü şey şu. Diyor ki her ortalama sıradan kullanıcıya bir tane bilgisayar satacağım diyor. Yani şey gibi düşünün, ekstrem bir örnek vereyim. Ne kadar yaklaşabileceğim örneği bilmiyorum ama işte bu büyük bir mahallelerde jeneratörler vardır. Genel kullanılan her eve bir tane sattığınız jeneratör işte elektrik gidecek ve kullanacaksınız gibi. Hani ilk düşünüldüğünde ne işi var gibi düşünülüyor. Ama bilgisayar belki de daha büyük bir örnek. Böyle düşünebilirsiniz. Zor bir durum o zaman için yani Apple'ın ilk çıktığı zaman için. Ve teknik jargonlar kullanmak yerine Apple'ın sahibi Steve Jobs gerçek hayattan hikayelerle ihtiyacı karşı tarafa alım sırasında yukarı taşımak için bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve başarılı oluyor. Onun faydasını anlatıyor. Sonuçta da bugün Apple oluyor. Haliyle hikayenin gücü hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda kendimizi ifade etmek ya da sattığımız şeyi, fikri, ürünü ifade etmemizle alakalı çok önemli bir durum. Şimdi yıl olmuş 2021. Hollywood bile hikaye bulmakta artık zorlanıyor filmlerini çekerken. Hatta reklam firmaları işte ürünlerini pozitif hayat hikayeleri üzerinden anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar yani hepimiz hikayeleri satın alıyoruz. Aslında ürünleri değil hikayeleri satın alıyoruz. Ve neden? İşte kendi hikayemizi unutmuşuz. Aslında en yakınımızda olan kendi hikayemiz, yaşadığımız şeyler, tecrübeler. Kendi hikayelerimizi unuttuğumuz için ya da kendi hikayelerimizi yok saydığımız için başkalarının hikayelerine ihtiyaç duyuyoruz. Reklam firmaları da ne yapıyorlar? Başkalarının hikayelerini ürünlere bindirerek bize hikayeler anlatıyorlar ve satın alma kararımızı değiştirmeye, manipüle etmeye çalışıyorlar. Bunda da başarılı oluyorlar. Evet. Şimdi hepimiz bir kahramanın ya da bir mazlumun ya da kırılmış bir kalbin hikayesini anlayabiliyoruz ve içselleştirebiliyoruz. İşte duyguları özümsüyoruz, sevinci özümsüyoruz, umudu, umutsuzluğu, öfkeyi bunu paylaşıyoruz. Yani ortak bir hikayeyi paylaşmak birbirinden çok farklı insanlarda bile aynı birlik ve beraberlik hissine neden oluyor. Yani hikayeler aslında insanları birleştiriyor bir yandan.
Nasıl hissettiğimiz ve nasıl tepki verdiğimiz noktasında bizi böyle birbirimize bağlıyor. Aslında hikayeler bizi insan yapan şeyler. Öyle söyleyeyim. Bize ilham veriyorlar, bizi motive ediyorlar. Ve size naçizane tavsiyem, şeffaf ve güvenilir olursanız hikayeler sizi soyutluktan kurtarıyor ve karşınızdakinin sizinle bağ kurmasını sağlıyor arkadaşlar. Duygulara sesleniyor, iyi ve kötüyü açığa çıkarıyor bir yandan. İlham veriyor, motive ediyor ve en sonunda da hikayenin belki de en başarılı, en faydalı kısmı hikayeler karşı tarafı harekete geçiriyor. Hani demiştik ya biz dikey şey yatay değil dikey yaratıklarız. Unutmayın niyet gayrete tabidir demiştik. Yani bir şeyi istemek sadece niyet etmek değil, o işle ilgili çabalamak gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Nasıl kısmını da ona bırakmak gerekiyordu. Hikayeler belki de karşı tarafı harekete geçirmek için bize iyilik yapma şansı sunuyor bir yandan. Şimdi hikayelerimiz bizim çevremizin kişisel markamıza olan sadakatini destekliyor. Yani insanların bize olan sadakatini. Hikayelerimiz ne kadar kaliteli olursa, bu hikayeleri ne kadar kaliteli anlatırsak, insanların bizim kişisel markamız yani markamıza olan sadakatini artırdığından kaynaklı tercih sebebi oluyoruz herhangi bir konuda. İşe alınırken, arkadaş seçilirken, dost seçilirken, güvenilirken, öncelik verilirken tercih sebebi oluyoruz. Ve şunu unutmayın, insanlar genelde bizi hikayelerimizle hatırlıyorlar arkadaşlar. Şimdi size formül niteliğinde faydalarından bahsettikten sonra nasıl olmalı? Yani ne yapılmalı? Hikayemizi nasıl yazacağız kısmında böyle çok sizi sıkmadan kısa kısa şeyler söyleyeceğim. Bileşenler söyleyeceğim. Birincisi hikayeniz eğlenceli olmalı. Hani hep bahsediyoruz ya olumlu olun, pozitif olun, optimist olun. Yaşadığınız olaylara ben bunu niye yaşadım değil de niye başıma geldi değil de bu benim sınavımdı, buna ihtiyacım vardı. Bu yaşadığım şeyden ne öğrendim? Acaba hangi sınavımı, hangi arazımı çözdüm diye bakmamız yani pozitif bakmamız gerekiyor. Bunu söylemiştim hatırlarsanız. Hikayenizi tasarlarken ve haliyle anlatırken birazcık içerisine eğlence katın. Yani kendine güvenen insan kendi mizahını yaratabilir. Kendi mizahını samimiyetle karşı tarafa geçirebilirse karşı tarafta samimiyetle sizin empati yaparak hikayenizi içselleştirebilir ve daha anlaşılır, daha sevilir, kabul yani kabul edilir hale gelirsiniz. Öbür türlü zaten sevimsiz, resmi, sert, bet, böyle zoraki anlatım ya da karşılık bulmayan, zorunlu karşılık bulan ama sürdürülebilir bir şey olmuyor diğeri. Haliyle yaşam bir yandan da mutlu olmamız için bizi hani buraya gönderildiğimizden birazcık mutluluk üretmek ve bu mutluluğu bulaştırmakla da mükellefiz. O yüzden hikayenin birinci önemli bileşeni eğlenceli olması. İkincisi, hikayenizin arkadaşlar eğitici olması gerekiyor. Yani hikayenizi anlatırken karşı tarafa yaşadığınız, doğru yaptığınız ya da yanlış yaptığınız şeyleri anlatarak karşıdakini birazcık eğitme eğiliminde olmuş olmanız gerekiyor. Yani eğitme eğilimi derken cebren bir şeyden bahsetmiyorum. Yani siz hikayenizi anlatırsanız içerisinde hikayenizin içerisinde eğitici unsurlar varsa karşı taraf bunu almak istiyorsa zaten alacaktır. Ama siz hikayenizi tasarlarken ve anlatırken buna dikkat etmelisiniz. Eğlenceli olmalı. Bir, iki, eğitici olmalı. Üç, hikayeniz mümkünse daha önce de bahsettim evrensel dilde olmalı. Ki özgün olarak, siz olarak samimiyetle bunu anlatıyorsanız bu aynı zamanda evrensel hale geliyor. Çünkü hikayenin nerede ve nasıl yaşandığının, kimler tarafından yaşandığının öneminden çok
ne kadar samimi olduğu ve evrensel dile hitap ettiği doğru. Yani yanlı yönlü olmaksızın insanı anlatan şeyler, yani insanı anlatan hikayeler dünyanın her yerinde karşılık buluyor. Yani Çin'deki bir hikayede oturup Çin'deki küçücük bir hikaye, bazen internette karşılaşıyoruz işte. Küçük saniyelik bir video, işte bir çocukla ilgili ya da bir hayvanla ilgili bir durum vesaire. Orada bir hikaye anlatımı var. Sözsüz ya da sözlü, yazılı ya da bir filmle ya da bir resimle evrensel dilde insanı, doğayı, dünyayı anlatan bir şey olduğu için bizde duygu değişimine sebep oluyor. Dikkat etmelisiniz, hikayeniz evrensel dilde olmalı. Bu ne demek? İnsanlığı ilgilendiren ve insanlığa bir şey anlatan, mesaj veren bir tarafı olmalı. Evet. Ve hikayeniz iyi kurgulanmalı. Yani bir hikayede hikayenizi anlatırken ana mesajı doğru belirlemelisiniz. Şimdi ben bir hikaye anlatıyorum. Şu an beni dinliyorsunuz. Benim bir ana mesajım var. Bir, kişisel markalaşma adına sizlere bir şeyler söylüyorum. Daha alt başlıkla bu haftada diyorum ki hikayenizi doğru yazın, hikayenizi doğru anlatın. Çünkü hikayeden daha çok hikayenizi hangi dille ve nasıl anlattığınız önemli diyorum. Yani ana mesaj aslında belli. Ana mesaj etrafında dolanıp duruyorum. Bazen açılıyorum, bazen daralıyorum. Haliyle kendi hikayenizi yazarken, küçük bir hikaye de olsa bu, küçük bir anlatım da olsa, büyük bir anlatım da olsa, kurgunuzu iyi yapmalısınız. Bir, iki, ana mesajı bilmelisiniz. Yani ben ne anlatıyorum? Ondan kopmamalısınız. Haliyle daha önce söylemiştim, yaşamın her anı, yaşamın kendi bir kompozisyon mantığındadır. Yani her şeyi bir işe başlarken, bir işi yaparken, giriş, gelişme, sonuç diye, bir yemek yaparken bile, maç yaparken, ödev yaparken, film izlerken, her şey aynı mantıkta kompozisyon, giriş, gelişme, sonuç. Unutmayın arkadaşlar. Ve bu mesajınızı karşı tarafa, hikayenizin ana mesajını özümsetmelisiniz. Yani kısa ve özlü anlatırsanız, basit bir olay örgüsüyle anlatırsanız bu anlaşılır olur. Hani demiştim ya, artık dünya basit, kolay olmasa da basit düşünebilmek, basit yaşayabilmek, dünya buna dönüyor. Komplike şeyler, çetrefilli ve büyük şeyler, karmaşık şeyler daha başarılı olacağınız anlama gelmiyor. Dünyadaki buluşların tamamı basit ve ilkel düşünerek bulunmuş. İşte elektrik dahil, bilgisayar dahil. Haliyle kısa ve özlü anlatmanız ve olayın örgüsünü de basitleştirmeniz, karşı tarafın sizi daha iyi anlaması, empatikleşmesi ve içselleştirmesi açısından olması gereken bir durum. Onun dışında hikayenizin hatırlanabilir olması gerekiyor. Yani sizin anlatım şeklinizi mi unutmayacak? Hikaye içinde verdiğiniz eslerimi unutmayacak, hikaye içerisinde verdiğiniz örneklerimi unutmayacak ya da sempatik gülümsemelerinizi mi unutmayacak? Yani hatırlanabilir, bir şekilde hatırlanabilir olması gerekiyor hikayeniz. İlham vermesi gerekiyor karşı tarafa. Bir yandan dedikodu demeyeyim de ona daha sevimlisini söyleyeyim. Hikayenizi dinleyen birinin bundan etkilenmiş ve bir başkasına o hikayeyi anlatmış olması gerekiyor. Fatma'nın bir hikayesi var, anlattı bana. Fatma'ya özel değil, evrensel insanlığı ilgilendiren bir konu. O dinlediğim hikayeyi ben bir başkasına anlatıyorum. Yani dilden dile aslında büyüyor hikaye. Aslında bu dilden dile büyüyen hikaye Fatma'nın hikayesi, Fatma büyüyor. Yani onun kişisel markası büyüyor. Haliyle hatırlanabilir olursa hikayeniz ve başka bir unsur mizah içerirse, yani eğlenceli olursa, hiçbir zaman unutulmaz. Ve hikayenizin hangi yolla anlatıldığını bir önemi yok bir yandan arkadaşlar. Samimiyet gerekiyor. İyi anlatılan hikaye, iyi hikaye akıllara kazınılıyor ve hiç unutulmuyor. Hikayenizdeki karakterler çok önemli. Bir film için, bir roman için. Ama konu biz isek, bizi konuşuyorsak ve dedik ki yani kendi hikayemizi yazacağız, kendi filmimizin yönetmeni ve başrolü olacağız. Haliyle karakter
Yani ana karakter çok önemli. Yani biz önemliyiz. Neden? Bizimle, yani hikayedeki ana karakterle karşı tarafın diğer insanların bağ kurabilmesinde bizim karakterimiz kilit rol oynuyor. Peki, yani kendi ana karakterimizi hikayemizde çok iyi konumlandırmamız gerekiyor. Sonuçta kendimizi anlatırken kendi hikayemizi başka yan hikayelerden, yan unsurlardan faydalanacağız. Ama o hikaye içerisinde kendimizi küçültmememiz, kendimizi ezmememiz, bir yandan çok yüceltmememiz, böyle bir başrol edasıyla olabildiğince cool, olabildiğince olması gerektiği kadar yakın ve uzak, samimi durması gerekiyor ana hikayenin içerisinde bizim karakterimiz. Esas olan biziz sonuçta. Ve karakterimizi doğru anlatırsak muhatap olduğumuz, ilişkide olduğumuz kişi iş ya da özel hayatımızda bizimle, yani ana karakterle empati yapabiliyor. Yani bizim yerimize kendini koyabiliyor eğer doğru anlatırsak hikayeyi. Ve şöyle mesajımızı direkt ilettiğimiz için doğru anlatımda karşı tarafı harekete geçiriyoruz kendi hikayemizde. Aslında iyi bir şeye sebep oluyoruz. Başka bir konu, hikayedeki en önemli şey çatışmadır. Çatışma. Yani karakterlerin çatışması, olayların çatışması, olayla kişilerin çatışması. Yani çatışma, sizin dilinizde söyleyeyim, bu bir senaryo dili ama ayrışma diyebilirim. Aynı şeyi düşünmeme diyebilirim. Farklılık diyebilirim. Böyle düşünebilirsiniz. Haliyle çatışma karakterin, yani bizim ana karakterin zorlukla nasıl mücadele ettiğimizi karşı taraf açısından anlaşılır kılıyor ve karşı taraf şunu düşünüyor. Yani onun hikayesine bak, bir şöyle bir zorlukla mücadele etmiş. İşte sürekli defalarca başarısız olmuş ve sonunda başarmış. Yani aslında bizim başarı hikayemizi dinlerken başarıdan daha çok sonuçtaki giriş ve gelişme kısmında nasıl başarısız olduğumuzu anlatıyoruz. Bu bir çatışma değil mi? Yani adam başarı hikayesini anlatıyor ama işte %5 başarı, finalde başarılı olduğunu söylüyor. Fakat %95 nasıl başarısız olduğunu anlatıyor. Biz bunu ilk haftalarda konuştuk ya. Başarmanın, doğruyu yapmanın en büyük şeyi, en büyük yolu iyi başarısız olmak. Yani çok başarısız olmak, defalarca hata yapmak. Çünkü bizi doğruya getiren şey, doğruya doğru giden yoldan neyi nasıl yapabileceğimizi değil, neyi nasıl yapmamamız gerektiğini öğrenmemiz. İnsanı bildiği değil, bilmediğini bildiği şeyler bir yere taşıyor. Eğer bir insan neyi bilmediğini bilmiyorsa, zaten başlamamıştır o yola. Hani olduğum benle olmak istediğim ben arasındaki mesafeyi kapatma yarışıydı ya, bizim burada bulunma sebebimiz. Neyi bilmediğimi biliyorsam bilmeye çalışırım kendimi düzeltmeye, ama neyi bilmediğimi bilmiyorsam zaten hani uyuyorum, daha başlamamışım yani yaşamaya. Çözmemişim bir şey. Evet. Ya bizim hikayemizdeki bu çatışma duyguları karşı tarafın bizim deneyimlerimizle, başarı ya da başarısızlık, hata ya da doğru deneyimlerimizle kendini ilişkilendirebilmesine yardımcı oluyor. Yani empati yapabiliyor. Ve bu deneyimimizi, yani başarı ya da başarısızlık deneyimimizi aslında karşı tarafa aktarıyor. Karşı taraf onu üzerine giyiyor ki ondan örnek alabilsin, feyz alabilsin. O da kendi hikayesinde ya da kendi yaşamında bunu kullanabilsin. Yani sonuç olarak eğer bir hikayede çatışma yoksa, mükemmel olmadığımıza göre, biz hatalı kullar olduğumuza göre samimi olmuyor diğeri. Hata varsa insan var. Kusur varsa insan var. Ama bir yandan tekamüle giden yolda ne yaptığını bilmek, hata yaptığını bilmek, doğruya giden yolda özür dilemek, tövbe etmek, o en önemli insan olma, yani erdem olma yolunda, erdemli insan olma yolunda belki de birincil basamak. Ve çözüm, aslında final kısmına geldik. Her güzel hikayenin bir sonu var arkadaşlar. Son.
Yani hikayenizin, sizin hikayenizin çözümünde ve sonunda hikayeyi tamamlamanız artık sonuç kısmı, giriş, girdik, geliştirdik, anlattık ve sonuç kısmına geldik. Hikayemizin yani tamamlama kısmında karakterin ve karakterin çatışmalarının çevresinde güçlü bir bağ oluşturduk. Yani ve karşımızdakini harekete geçirecek bir final cümlemiz olması gerekiyor, bir ifademiz olması gerekiyor. Evet, anlattım. Kendi hikayemi anlattım. İşte doğru hikayemi doğru yazmışım. Kendi başrolüm, yani başrolü o kendime yazmışım. Yönetmeni de benim. Kendi hikaye, El Alem Partisi'ne kapılmamışım. Başkalarını dinlemiyorum. Birey olarak kendi doğrularımı, kararlarımı alıyorum. Kendi hikayemi oynuyorum. Kendi hikayemi anlatıyorum. Kendi karakterimle çatışmalarım arasında bir bağlam oluşturuyorum ve karşı tarafa bir mesaj vermeye çalışıyorum. Amacım karşı tarafı harekete geçirmek. Ve karşı tarafı harekete geçirmekle ilgili hikayenizin sonunda mutlaka bir ifade bulun. Yani bir son cümleniz olsun. Ezel diye bir dizi vardı. İzleyen oldu mu? Aranızda. Tekrarlar mısınız hocam? Ezel diye bir dizi vardı. İzleyen oldu mu? İşte orada bir sürü böyle her dizi bölüm sonunda birçok filmde oluyor gerçi de. Ha, Ramiz Baba izliyorum. Zehra demiş ki Ramiz Baba. Esra da izliyorum hocam demiş. Mutlaka izleyin. Bence Türkiye tarihinde şimdiye kadar gelmiş geçmiş hani en iyi 5 diziden biri olabilir. Her şekilde. Merve demiş ki yeğen diye başlayan replikler hala kulağımda. En iyi dizi demiş Hacer. Ben de öyle düşünüyorum Hacer. Bu onun gibi işler var işte. Suskunlar var. Poyraz Karayel var. Kuzey Güney var. Daha çok Ay Yapım işleri, güzel işler. İzlemenizi tavsiye ederim. Her hikayenin sonunda bir önermesi var. Mesela işte dayının bir repliği var orada. Orada bir ifade var. Karşı tarafı harekete geçirmeye çalışıyor. Yani bu orada bir dizi örneği var ama siz kendi hikayenizi, büyük hikayenizi ya da o büyük hikayenizin küçük parçalı hikayelerini anlatırken sadece kendinizi ifade etmek değil arkadaşlar amacınız. Aynı zamanda biz sosyal ve birbirine bağımlı canlılarız, ruhlarız ve biz aslında biz biriz ya, hepimiz biriz, aynıyız. O yüzden bu hikayenin evrenselliği bir yandan karşı tarafa söyleyeceğimiz güzel şeylerle, mesajlarla karşı tarafı pozitif anlamda harekete geçirebilmek için de bir yandan bunu yapıyoruz. Biz zaten birbirimizden bu şekilde etkileniyoruz. Ya mesela satın alma kararı veriyoruz ürünlerle ilgili. Ürünler bize gerçek hayattan hikayelerle bizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Biz de bunlara kanıyoruz. O hikayenin sonuç kısmındaki ifadeyi alıyoruz, gidiyoruz, satın alma yapıyoruz. Satın alma kararımız etkileniyor. Siz de kendi fikirlerinizi, kendi görgünüzü, kendi bilginizi, kendi iş ve alan hakimiyetinizi, kendi yaşamsal tecrübelerinizi, zarafetinizi, nezaketinizi karşı tarafa anlatıp, hikayenizle anlatıp karşılık görmek istiyorsanız zaten sizde olan o yeteneğinizi, özünüzde olan ve sonradan aldığınız eğitimle, görgüyle üstüne kattığınız, o inşa ettiğiniz, çizdiğiniz kendi resminizi hikayenizi doğru tasarlayarak ve doğru anlatarak, bu denkleme uyarak emin olun yaşamdan ve insanlardan kişisel marka değerinizi artırarak maddi ve manevi geri dönüş alacaksınız arkadaşlar. Şunu unutmayın. Birinci defada kötü bir hikaye yazabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz, yazabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Ama ilk defasında hiç kimse kendi hikayesini doğru tasarlama ya da doğru anlatma biçimi açısından çok başarılı olamaz. Hikaye anlatıcılığı özellikle bizim insanların kendi hikayelerini anlatma durumunda sürekli pratik yapmamız gerekiyor ve pratik konusunda mükemmelleşmemiz gerekiyor. Dudağım kuruduğu için özür dilerim. Dil dudak sürçmesi.
pratik yapmamız gerekiyor. Sizler de ya ben bunu nasıl yapacağım? İşte benim bu konuda yeteneğim yok. Benim edebiyatım iyi değil. Hocam ben sayısalcıyım. Bununla hiç ilintili değil. Bununla alakası yok. Sonuçta konuşabiliyoruz. Hani kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu denklemi anlarsak, yani hikaye anlatımını, hikaye anlatıcılığını ve nasıl anlatacağımızı bilirsek, emin olun kendinize doğru bir yandan da yazma kültürünüz varsa ya da geçmişten beri oluştuysa zaten haliyle işleyebileceğiniz elinizde bir sürü malzeme var. Ya da bundan sonra yazmaya başlarsanız arkadaşlar, günlük yazarsanız, hep söylüyorum, duygularınızı yazarsanız, korkularınızı, kaygılarınızı, mutluluklarınızı yazarsanız haliyle duygu arşivi yapmış oluyorsunuz ve bir duygu arşiviniz olması sizi hayatınızda bambaşka yerlere taşıyabilir. Bir sürü örneği var, denenmiş. Başka bir kilit bir şey söyleyeyim, çok sıkmayacağım sizi, birkaç şey söyleyeceğim. Nereye gideceğinizi unutmayın. Yani hikayede ben şuraya gitmek istiyorum, yani şu mesajı vermek istiyorum, ana mesajı şu ifadeyle vermek istiyorum ve o gideceğim yere nasıl gideceğimi biliyorum gibi bir kafada olmanız gerekiyor. Yani hikayede nereye gideceğim, nereye gidecek bu hikaye ve ben bu hikaye gideceğim yere nasıl gideceğim? İki tane soru. Haliyle bunu yapabilmek için, bu iki tane yola hizmet edebilmek için kitlenizi tanımanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Karşımda şimdi ben Fatma'yla iş konusunda bir şey konuşuyorum. Eğer ben iş alan hakimiyetiyle ilgili Fatma'yı tanıyorsam, Fatma'nın neler yapabileceğini biliyorsam, yani karşımdaki hikayemi anlatacağım muhatabımı tanıyorsam, hikayemi daha doğru tasarlarım ve ona göre anlatırım. Haliyle karşınızdaki anlatacağınız kitleye göre hikayeniz revize olabilir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ya da ana fikriniz, yine ana fikriniz sabit olmak koşuluyla hikayeniz birazcık evrilebilir, değişebilir. Yani formal bir kitleye ya da formal bir insana anlattığınız hikayedeki mizah ya da eğlence unsuru ya da ölçüsünün fazlalığıyla işte daha böyle sosyal bir çevreye anlattığınız hikayedeki mizah ya da eğlence unsuru ya da ölçütü küçülebilir, büyüyebilir. Dediğim gibi bir harekete geçirici mesajınız olmalı. Yazarak çalışmalısınız. Unutmayın, yaz yaz yaz, unutma. Yazma kültürü, hep bahsediyorum arkadaşlar. Ve olabildiğince yine kişisel marka değerinizi artırabilmek için bir kere bu hikayenizi tasarlayın, sonrasında hikayenizi yazın ve şu sosyal medyada karşılıksız ya da boşa giden şeyler paylaşmak yerine sosyal medyayı etkili kullanmak adına ya da blogları etkili kullanmak adına kendi büyük hikayenizin küçük parçalarını orada paylaşmaya başlayın. Ve emin olun bir karşılık bulacak. Yani başarı ya da başarısızlıklarınızın, deneyim ya da deneyimsizliklerinizin hikayelerini orada paylaştığınız sürece insanlar sizi daha çok sevecek, daha çok özümseyecek. En önemlisi size güvenecek ve peşinizden gelecek. Evet, yani üretim ve satış dengesi hikayeyi yaratmak kadar hikayeyi paylaşmak, satmak da önemli. Bundan bahsetmiştim. Yani bu bir deneme ve yanılma oyunu ya da serüveni, öyle söyleyeyim. Yani pratik mükemmelleştirme süreci, haliyle sürekli deneyin ve hikayenizi iyi tasarlayın ve iyi anlatın. İnşallah şunu ümit ederim, emeğimin karşılığını alabilmekle ilgili bir beklentim var. Hani burada konuşabildiğim, mesai harcadığım sizler için yaşamımda şöyle bir değişiklik oldu. İşte hocam söylediğiniz şeyi ucundan yakaladım, peşinden gittim, böyle işime yaradı, şöyle mutlu oldum, İşte bunu bulaştırdım gibi şeyler duymak, zaman zaman duyuyorum, beni çok besliyor. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorusu olan, cevabı olan, yorumu olan ya da konuşmak isteyen varsa karşılıklı sohbet edebiliriz. Evet. Çok teşekkürler hocam. Hem kendi adıma hem de arkadaşlar adına. Yani çok keyifliydi gerçekten ve çok hayatımıza dokunucu bir
Bir saat oldu. Çok teşekkürler. Ayşe ben Hanım teşekkür bir soru yazmış. Evet. Merhaba hocam. Çıkarmış olduğum bir şiir ve deneme kitabım var. Şu an roman yazıyorum. Çoğu detaydan söz ettiniz ancak roman yazımında özellikle dikkat edilmesini düşündüğünüz noktalar var mıdır? Teşekkür ederim demiş. Şimdi ben bir roman yazmadım. Birçok roman okudum ama senaryo yazıyorum. Hemen hemen aynı dil, aynı örgü. Birazcık senaryo romandan farklı olarak yazım dilinin dışında işte gösterim diline doğru onu revize etmek gerekiyor. Ama hemen hemen aynı mantık. Söyleyebileceğim şeyler, bunun bir sıralaması var roman ya da senaryo yazmanın. Yazmanın daha doğrusu en basitten en zora doğru. İşte önce bir ana fikri bilmiş olmak gerekiyor. Sonrasında ana karakterleri oluşturmuş olmak gerekiyor. Ve bu ana karakterlerin neye hizmet ettiğini ya da neye hizmet etmediğini bilmiş olmak gerekiyor. Haliyle ana mesaj ve alt mesajlar. Yani örnek vereyim. Tümden gelim yapalım. Tümden gelim yapalım. Ayşe'ydi değil mi soran Fatma? Evet hocam. Ayşe. Şöyle Ayşe. Şimdi kendini karşı tarafın yerine koy. Öyle yapmalısın. Her konuda ben genelde yapmaya çalışıyorum. Çok başarılı değilim ama elimden geleni yapıyorum. Ben bir filme para ödeyecek olsam, yani işte sinemaya gidecek olsam ya da bir para ödeyip bir kitap alacak olsam, yani bir roman alacak olsam beklentim ne olur? Böyle düşünmek gerekiyor. İşte biz tiyatroda o zaman önceden bunu çok düşünüyorduk. Yani adam işte 30 lira veriyor, oraya geliyor, oturuyor, zaman ayırıyor. Sahnede ne görmek istiyor? Neyi görürse mutlu olur, mesaj alır. Neyi görürse ya da görmezse mutsuz olabilir vesaire gibi. Haliyle hepimiz aslında bir umut hikayesi arıyoruz. Yani yaşamımızdaki mutsuzluklardan kaynaklı bir şey duyup kafamızın açılmasını ve bize böyle bir sihirli değnek değmesini bekliyoruz. Oysa ki hani ilk haftadan beri hep bahsediyorum ya, sihirli değnek bizim içimizde. Yani biz beklentiyi sıfıra indirip kendimize döndüğümüzde, yani kendimizle konuşmaya, kendimizle anlaşmaya, kendimize güvenmeye, kendimizi sevmeye, kendimizi değerli bulmaya başladığımızda, diğer insanlardan beklediğimizde, beklemediğimizde aslında birçok şeyin cevap bulduğunu anladığımızda şey çözülmüş olacak. Yani şifre çözülmüş olacak. Haliyle eğer Ayşe yazdığın romanda hikayenin ne olduğunun, ne kadar komplike olduğunun hiçbir önemi yok. Ya da orijinal olduğunun, anlatım dili konusunda karşı tarafa herhangi bir karakterinle kendi gibi bir karakter buldurabiliyorsan ya da kendi gibi olmayan bir karakter buldurabiliyorsan, bir karşılık buldurabiliyorsan, kendinden insani olarak, evrensel dünya insanı olarak duygu karşılıkları buldurabiliyorsan ve sonunda da yine evrensel dünya için, evrensel dünya insanı için bir insani mesaj verebiliyorsan, bunu özümsetebiliyorsan final kısmında, o zaman bence o roman olmuştur. Sana da tavsiyem bu makro başlıklar altında hikayeni böyle örgülemen ve en çok hikaye bulmaktan çok, özellikle yazan insanlar için söylüyorum ki hepimiz küçük küçük yazmalıyız. Hikayeyi nasıl anlattığınızı, yani hikaye üretmeden çok, evet bu bir iştir ama hikayenizi nasıl anlatacağınız üzerine birazcık çalışmanız gerekiyor ki bu da pratikle olabilen bir şey. Bol bol pratik yapmalısınız. Evet. Teşekkürler hocam. Şu an chat kısmında sorumuz yok. Arkadaşlar sorusu olan, katkısı olan, düşüncelerini dile getirmek isteyen varsa mikrofonunu açabilir. Bu sırada hocam Abdurrahman Kelekçi, Meltem Deryalar ve Elif Beyza Gülkokar ve aynı zamanda Ayşe Sır teşekkürlerini iletmişler. Ben yine hayatımıza değen harika bilgiler paylaştınız. Allah razı olsun inşallah demişler hocam. Sizden de Allah razı olsun. Sanırım soru yok Fatmacığım. Evet hocam, şu an bir soru görünmüyor. O zaman bu haftalık ben müsaadenizi isteyeyim.
Bana zaman ayırdığınız için, bana tahammül ettiğiniz için ve beni dinleyip ciddiye alıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Haftaya görüşmek üzere. Asıl biz teşekkür ediyoruz hocam. Gelecek hafta nazik ve zarif benle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yoklamayı paylaştım. İşaretleyenler ayrılabilirler. Ekranına yoklama gelmeyenler chat kısmına yazarlarsa yardımcı olabilirim. Fatma Hanım, ben bir şey sormak istiyorum bu ödevlerle ilgili. Elbette Bilge Hanım. Araştırmayı nereden yapacağız, nasıl yapacağız? Onunla ilgili bilgi verebilirsiniz. Çok sevineceğim. Araştırma yapmak için belli bir yerimiz yok açıkçası Bilge Hanım. Tamamen size bağlı. Kitaplardan, internetten, ansiklopedilerden ya da işte belgesellerden, yapılmış sunumlardan, herhangi bir yerden faydalanabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zarif Hanım, söylemek istediğiniz bir şey mi var? Ödev için sadece tek bir konu seçmeniz yeterli. Hepsini yapmanıza gerek yok Ayşe Hanım. Kendi ilgi alanınıza göre ya da yapmak istediğiniz hangisi ise size yakın gelen herhangi birini seçebilirsiniz. Konu listesinde zaten paylaşmıştım. İsterseniz yönergeyi yeniden paylaşabilirim gruplarda. Rica ederim. Tamam. Hemen atölyeyi kapattıktan sonra yönergeyi tekrar paylaşacağım. Tamamdır Zarif Hanım. Arkadaşlar yoklama herkese ulaştı mı? Şu an hala yoklamayı işaretlememiş görünenler var bende. Şu an yoklama hala ekranda Utku Bey, kapatmadım henüz. Ekranınızda bir poll kısmı olması lazım. Oraya tıkladığınız zaman tekrar gelecektir. Gelmediyse de ben isminizi not alabilirim. Sizi de not alıyorum Zeyf Hanım. İsimlerinizi not aldım. Eğer yoklama listesi ulaşmadıysa ya da gelmezse ben liste bana ulaştığı zaman sizlere eklerim. Anladım. Dediğim gibi ben yine de not aldım. Eğer isminiz listede yer almıyorsa ben eklerim. Yer alıyorsa da zaten işaretlemiş sayılırsınız. Tamamdır Zeyf Hanım, çok sevindim. Gelecek hafta görüşmek üzere inşallah.